Merhaba Migros TV izleyicileri. Bugün sizlerle bebekte pamukçuk oluşumu, oluşma sebepleri ve çözüm önerilerini anlatıyor olacağım. Bebekte pamukçuk oluşumuna sebep olan şeylerden bir tanesi meme temizliğinin iyi yapılmıyor oluşu ya da unutuluyor oluşu. Bu nedenle günlük memelerinizin havalandırılması ve ılık bir suyla temizliği çok önemlidir. Aynı zamanda meme ucunuzun tahrişini veya koruyucu olarak kullandığınız kremlerinizin her ne kadar yıkamaya, silinmeye gerek yoktur dense bile yine de günde bir kez temizlemenizde fayda var. Aynı zamanda tüm bunları yapmanıza rağmen göğüslerinizde birdenbire ağrı, zonklama, kaşıntı veya emzirmeden sonra şiddetli olan ağrı oluyorsa pamukçuk olabilir. Bu nedenle bebeğinizin ağzını kontrol etmenizi öneriyorum. Hafif çenesini aşağı alarak ağzının içerisindeki beyazlıklar size pamukçuk oluşumunun göstergesi olabilir. Peki bu nedir pamukçuk? Bir mantar türevi enfeksiyonu ve üstesinden ev ortamında hazırlayacağınız basit metotlarla gelebilirsiniz. Eğer ki şiddetli bir pamukçuk varsa doktorunuza başvurup kullanılabilecek ilaçlarla tedavinize devam edebilirsiniz. Başlarda emzirmede isteksizlik olabilir ama sonrasında emzirmeyle ilginin devam edip uzun süreli emzirmeye devam edebileceğiniz bir süreçtir bu. Yani kısacası emzirmeye engel olan bir durum değildir pamukçuk ama temelinde hijyeni sağlamak çok önemli. Peki ev ortamında neler hazırlayabilirsiniz pamukçuğu önlemek için? Ben burada sizler için malzemelerimi hazırladım. Bunlardan bir tanesi 1 çay bardağı kaynamış ılımış su. Bir diğeri ise 1 çay kaşığı evde bildiğimiz kullandığımız karbonat. 1 çay kaşığı karbonatımı suyun içerisine atıyorum ve karıştırıyorum. O biraz erirken diğer taraftan da her eczanede bulabileceğiniz pek kullanımlı steril. Biz bunlara hastanede çalışırken sponge diyorduk, kare gaz diyorduk. Gazlı bez olabilir. Bunlar ince tülbent şeklindedir. Ve çok da güzel ağız içi temizliği yapmaya yardımcı olur. Karbonatımı kaynattım. Karıştırdım. Ve sonra şöyle parmağımı şu şekilde yaparak İçine bandırıyorum. Deniz, bembeyaz kar gibi olmuş ağzının içi ve bunu temizlememiz gerekiyor. Temizledikten sonra çok daha rahat emeceksin. Ağzını açması için boynundan, çenesinden tutarak destek oluyorum ve parmağım bir sefer dilinin üzerinde döndürerek geçiriyorum. 360 derece parmağımı ağzında çeviriyorum. Öğürme refleksi olabilir veya tiksinebilir, normal ama yapabileceğimiz tek yöntem ev şartlarında bu. Bir daha sildim. Pamukçuğun şiddetine göre dilerseniz bunu 2-3 kez daha tekrarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için günde 2 kez yeterli olacaktır. Hatta hafif bir pamukçuksa günde 1 kez de çok önemlidir. Ancak burada bebeğin ağzını temizledikten sonra sizin kendi meme ucunuzu da temizlemeniz gerekiyor. Günlük bakımda sadece pamukçuk yokken, ılık bir su yeterliyken, pamukçuk eğer gelişmiş ise bebeğin ağzına değen ve sizin göğsünüze değen ne varsa hepsinin steril edilmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda karbonatlı suyla göğsünüzün temizliğini yapmanızda fayda var. Çünkü bu birbirine bulaş yoluyla da geçer. Ondan dolayı da her iki tarafı da temizlemek önemlidir. Ve asla ve asla emzirmeye olan inancınızı bu süre içerisinde kaybetmeyin. Bebeğinizin canının yanmadığını bilin ve iyi olacağınızı sonrasında sağlıkla, mutlulukla ve keyifle
annelik serüveninize devam edeceğinizi bilin.